Siz sevgili mi? Kim yaptı? Sakın ola ki çıkacaksın paşalar gibi yine vereceksin. Derhal vuracaksın kardeş. Ve yemin billah ediyorum. Ay. Çünkü öylesine kim? Nedir burası ya? Senin gibi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi bu sorunlar bitti. Hükümetle mi uğraşıyorsun? Yok. Biz kimsenin babası. Ha ne? Buna gelecek olursa. Günah değil mi bu insanlar? Kadınla sindiriyorsun. Bugün 15 Temmuz 2013 Pazartesi, haftanın ilk gününden hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Aslında haftaya pek iyi başlamadık. Niye iyi başlamadık? İstemir'de grev kararı alındı ve binlerce işçi greve gitti. Acaba böyle olması daha iyi miydi, yoksa önümüzde bizi bekleyen sıkıntılar mı var bu grevden dolayı? Asıl tartışılması, konuşulması, irdelenmesi gereken konu bu. Farklı spekülasyonlar var. Gerek sendikanın neden greve gittiği açısından, gerekse İstemir yönetiminin pazarlık konusunda istikrarlı duruşu nedeniyle. Tabii geçmişte yaşananlar önemli değil. Önemli olan sonuç. Sonuçta da işçi greve gitti. Şöyle bir bakıyoruz. Yanı başımızda Orta Doğu alev alev yanıyor. Çelik piyasası çok farklı bir sektör, demir çelik piyasası ve en son İstemir'de yapılan bir toplantıda dünya çelik devlerinin, firmaların birçoğunun iflas açıkladığını ve zarar gösterdiğini öğrendik. Yani demir çelik piyasası da gerçekten sıkıntılı bir durumda. Peki demir çelik sektörü bu kadar sıkıntılı durumdayken işçiye %51 oranında bir zam verebilir mi İstemir? Bilmiyorum. Paraları varsa verirler. Paraları yoksa verecek bir şey yoktur. Netice itibariyle bir grev süreci başladı. Bugün ya Allah bismillah dediler. Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Cengiz Gül önderliğinde işçiler grev pankartını astı. Gölcülerini yerleştirdi. Benim temennim şu. İnşallah bu grev olayı fazla uzun sürmez. Çünkü bu grevin uzun sürmesi otomatikmen bizim ekonomimize, şehrin ekonomisine, bölgenin ekonomisine, hatta Türkiye'nin ekonomisine yansıyacaktır. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Bugün çarşıya çıkıp konuştuğunuzda bir İstemir işçisi geçerken vatandaş der ki adamlar maaşları süper kardeşim. İyi para alıyorlar. E şimdi piyasada böyle bir izlenim, böyle bir intiba varken İstemir işçisini temsil eden Çelik İş Sendikası'nın %78'den başlayıp en son %51'de karar kıldığı zam oranını şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde afaki bir rakam diye düşünüyoruz. Tabii biz işin içerisinde miyiz? Hayır. Ama %51 şu an çok iyi bir ücret alıyorlar ve %51 daha artış isteniliyor. Bunun sonu nedir? Bir tamim yayınlanmış İstemir yönetimi tarafından. Oradan sadece bir cümleyi söyleyeyim. Eğer istenilen zam artışı kabul edilecek olursa İstemir'de çalışan bir malzemeci, tekrar altını çiziyorum, malzemeci, bugünkü kaymakamın aldığı maaşı alacak. Eğer hak adalet buysa eyvallah demekten başka bir şey söylemem. Ama tutup da farklı nedenlerden dolayı işçiyi kaos ortamına sürükleme zihniyeti var ise bu çok tehlikelidir. Aman orada dikkat. Aman dikkat, çünkü işçinin emeğiyle, işçinin alın teriyle oyun olmaz. Aba altından sopa gösterilmez. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Çünkü diyorum, bu İstemir'deki grev hepimizi etkileyecek. Bölgeye etkileyecek. Ekonomik yönden bir, yani karmaşa, kaos olacak. İşçi para alamayacak, borcunu ödeyemeyecek. Bu bir zincirleme reaksiyon yaratacak.
Ne olacak bilmiyorum ama tek temennim bir an önce bu grev sürecinin sona ermesi. Evet, mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte aslında siyasette hafif bir duraksama yaşanmaya başladı. Tabii bu duraksamayı, yani hareketliliği en asgari seviyeye indirirken Ramazan ayı, tabii iftar yemekleri de farklı bir boyut kazandırdı. Ne oldu? İşte adayı bir iftar yemeği düzenliyor. Kendisini destekleyenler, partilileri veya vesaire vesaire oraya gidiyor. Yani bir gövde gösterisi meselesi. Şimdiye kadar iki tane iftar yemeğine gittim. Adayı iftar yemeğine gittim. İlgimi çeken şey şuydu. Birinci gittiğim iftar yemeğindeki gördüğüm simalar, ikinci gittiğim iftar yemeğindeki simalarla aynı. Yani oraya da gidiyorlar, oraya gidiyorlar. Yani şimdi burada onlar haksız mı? Hayır, haklı. Niye? Çünkü kardeşim, burası küçük bir çevre. Herkes birbirini tanıyor. O adayı da tanıyor, bu adayı da tanıyor. O adayı geliyor diyor ki ya kardeş, ben iftar yemeği veriyorum. Gel benim iftar yemeğime, eyvallah kardeşim diyor. Öbürü geliyor, öbürü de diyor ki ya kardeş benim, gelirim tamam diyor, sen de tanıyorsun. Peki şimdi buradaki bu tablo bize net bir şeyin ileriye dönük net bir şeyi gösterebilir mi? Ne kadar gerçekçi olabilir? Hayır, hiç gerçekçi olmaz. Yani küçük çevrelerde o katılımlar kesinlikle ama kesinlikle bir ölçüt olarak görülmemeli. Ha, beni ilgilendiren şeylerden bir tanesi de adaylarının vaatleri. Vallahi kardeşim, yani gerçekten çağ atlamış bir Türkiye'de yaşamanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Ve nihayet ama kendi kendimizi de böyle yermeden edemiyorum. Bugüne kadar kardeşim, ya bütün dünya bilim adamlarının aradığı o kayıp şehir Atlantis bizim buradaymış. Ula, haberimiz yokmuş. Lan kardeşim, bu kadar önemli, bu kadar büyük bir şeyi biz nasıl görmedik? Ama şükür olsun ki seçimler yakın, adaylarımız ortaya çıkmaya başladı. Atlantis'in yerini de keşfetmişler, derelere ayırmışlar, aday yapmışlar. Yakında inşallah uzayda yaşam var. Şu gezegene hep beraber gidiyoruz. Sevgili vatandaşlarımız, sevgili bölge halkımız, sevgili seçmenlerimiz, eğer beni aday gösterirseniz, aday olursam ve seçilirsem, sizi X gezegeninde yaşam bulduk, oraya götüreceğim derse şaşmayın. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani güzel, çok güzel, çok güzel. Hayırlı olsun. Efendim, bugünkü Son Söz gazetesinin manşetinde Tinerci Suriyeliler diye bir başlık var. Bu başlığın sayın yetkililer tarafından dikkatle ele alınması gerektiğini özellikle istirham ediyorum. Bu bir asparagas haber değildir. Bu yaşanmış bir haberdir. Görgü şahitleri vardır. Gerektiğinde bu görgü şahitlerinin isimlerini de veririm ki, çünkü açık ve net söylediler, dediler ki bizim isimimizi verebilirsin, biz şahitlik yapabiliriz. Çok büyük bir tehlike. Bizim tinercimiz yetmiyordu, bir de İtali geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Acaba onlar nasıl diye düşünmemize gerek kalmadı. Onlar daha çirkefmiş. Görgü şahitlerinin ifadesine göre bunu da öğrenmiş olduk. Güpegündüz yolda giden bir bayan ve kızına saldıracak kadar eğer bu insanın gözü dönmüş ise, eyvah eyvah, eyvah eyvah. Bunun sonu hiç hayra alamet değil. Ha, niye sona hayra alamet değil, onu da söyleyeyim. Bizim memleketin güzel insanları o tinercinin burnundan girer, ortadan çıkmasın, ayak baş parmağından çıkarlar. Yani sonu kötü olur. İnsanlar bir galeyana gelmesin. Ya birileri, bir yetkili, bir mülki amir çıksın desin ki kardeşim, ya bu nedir? Ya sayın emniyet, sayın jandarma, ilgilenin bakayım kardeşim, bak vatandaş diyor ki Suriyeli tinerci varmış. Ha, eğer o olmazsa, iş vatandaşa düşecek olursa sonu kötü. Vallahi kötü. Çünkü geçen oradaki o bizim gazetede yazdığımız olayı yaşayan insanlar az kalsın linç ediyorlarmış.
Haksızlar mı haklılar? Adam çekmiş çineri, bir de Suriye'li ha. Sanki gelmiş burada tatil yapıyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Canavar gibi olmuş insanlar. Canavar gibi olmuşlar. Abi görüyorduk. Bakıyoruz, kırmızı ışıkta duruyoruz, geliyor. Elinde mendil veya hiçbir şey yok. Arapça konuşuyor, Suriyeli olduğu her halinden belli, dileniyor. Abi hırsızlarını da duyduk. Hırsızlık yapanlarını da duyduk. Birileri var ki gidiyorlar, işte başkası 25 lira alıyorsa 10 liraya çalışıyorlar. Eyvallah, amen, ona bir şey dediğimiz yok. Ha, bizim piyasamızı düşürüyorlar. Bizim o kadar işsiz insanımız varken onların hakkını gasp ediyor. Ama buna rağmen tabii çirkeflik yapmadığı için sesimizi çıkartmıyoruz. Ama ki eğer halkın güvenine, namusuna, onuruna, şerefine en ufak böyle bir tecavüze yeltenecek olurlarsa kıyametin koptuğu gün o gündür. Ben buradan tekrar yetkililer uyarıyorum. Bu işin bir an önce abluk altına alınması, o mimlenmiştir büyük ihtimalle o tinerciler, onların da hemen buradan uzaklaştırılması gerekir diye düşünüyorum. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Haftanın ilk gününden hepinizi saygı ve hürmetle selamlayalım ve programımıza nokta koyalım.